Konu 8. Trafikte öz denetim. Öz denetim yani öz kontrol. Öz denetimi sağlayabilmek için eğitim şarttır. Kişi önce bilgi sahibi olmalı ki yaptıklarından biris hangisinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu ayırt edebilsin. Kişi kendinden neler beklendiğini bilmeli. Trafikte trafik kurallarını bilmesi gerekir ki bu kuralların istediğini yerine getirebilsin. Trafiğin nasıl işlediğinden haberi olmayan bir sürücü yolun sağından gideceğini, yolun solunu kullanabilir. Hız kurallarını bilmiyorsa aşırı hız yaparak kazaya sebebiyet verebilir. Trafikte karmaşaya sebep olabilir. Bunları önlemenin tek yolu eğitimdir. Trafiğe çıkmadan önce tüm sürücüler trafik kurallarını öğrenmeleri nelerin yapılması gerektiğini, nelerin yapmanın yasak olduğunu benimsemelidir. Bunun içinde araç kullanmaya yeni başladıklarında yanlarında tecrübeli birilerinin bulundurulması onun uyarılarının dikkate almasıdır, almalıdır. Ancak kendi özgüvenini sağladıktan sonra tek başına trafiğe çıkmalıdır. Trafikte öz kontrol, öz denetim yapılan araştırmalarda kazaya karışan sürücülerin büyük çoğunluğunun tepki verme süresiyle sıkıntıları vardır. Kaza yapan sürücülerin kazaya yapmayan sürücülere göre tepki verme süreleri daha yavaş muhakeme yetenekleri ise daha zayıftır. Bu değerleri ölçebilmek için psikoteknik değerlendirmeler yapılmakta olup kişilerin tepki süreleri heyecanları dikkatleri kontrol edilebilmektedir. Ne yazık ki bu psikoteknik değerlendirmeler sadece ticari araç sürücülerini kapsamaktadır. Yani bu SRC belgesi dediğimiz konular. Kazaya karışan sürücülerin bu değerlendirmenin yanı sıra sürücü geliştirme ve rehabilitasyonu eğitimlerine de katılmaları trafik ihlallerinin ve kazaların azalmasına katkı sağlayacaktır. Baş. Yedinci konumuz trafik psikolojisi. Trafikte sürücülerin birbirlerini etkilemeleri, işe gidişlerde, işe geç kalma endişesi, iş çıkışlarında ise günün yorgunluğu, üstüne bir de trafik sıkışıklığı eklenince sürücülerin birbirleriyle anlaşması zor olmaktadır. En ufak bir hataya bile tahammül edilememekte, hemen birbirleriyle takışma başlamaktadır. Bu durumda sürücülüğü olumsuz yönde etkilemektedir. Seyir halindeyken diğer sürücülere karşı biraz kör, Biraz sağır ve biraz da dilsiz olmakta fayda vardır. Trafikteki hatalı sürücülere uyarmamız gerekiyorsa da nazikçe uyarmalıyız. Trafikte tüm sürücüler sakin, mutlu, huzurlu olmayabilir. Kavga ve şiddete yakın insanlar olabilir. Lütfen öfkelenmeyin, sabırlı olun. Sabrın sonunun selamet olduğunu unutmayalım. Trafikteki diğer etmenlerin sürücü davranışlarına etkileri Trafikte diğer araçlarla birlikte seyir halinde olmak diğer sürücülere uyum sağlamak anlamı taşımaz tabii ki kötü yönde. Arkamızdan hız kurallarını ihlal ederek hızla yaklaşan, devamlı selektör yapan bir aracı gördüğümüzde biz de hızımızı artırarak onun işlediği suça ortak olmamamız gerekir. Hemen hızımızı azaltıp o araca yol vermek bizi hem cezalardan hem kazalardan hem de kavgalardan koruyacaktır. Bırakın gitsin. Trafik ortamı tam olarak bir engellenme ortamıdır. Siz engelleyen olmayın. Bu nedenle özellikle kent içerisinde zorunlu olmadıkça özel araç yerine alternatif ulaşım türlerini kullanılmalıdır. Ancak bu pandemi sürecinde, ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarından mümkün olduğu kadar uzak durmak gerektiği ifade edilmektedir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Karayolu trafik kazalarının kişiye, topluma ve kamuya verdiği zararların yanında çevreye de büyük zararları bulunmaktadır. Bu zararların başlıca, başlıcaları aşağıda özetlenmiştir orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçlar zarar görmektedir. Bilhassa kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde çevre büyük ekolojik zararlar görmektedir. Trafo, elektrik dinayarına çarpma gibi durumlarda ise elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşım aksamaktadır bir başka yaşam hakkı bireyin kendine verdiği zararlar yani yaşam hakkı. Trafik kazalarında yaralanarak sakat kalan kişilerde ve çevresinde ne tür olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Öğretide yaşama hakkı önce insanın fiziksel biyolojik varlığını arızasız olarak sürdürme, sürdürebilmesi için gerekli olan bir sağlık ve bütünlük içerisinde doğması sonra İnsanın varlığının moral, kültürel gelişim olanaklarına sahip olarak sürdürebilmesidir. Son olarak bu surette fiziksel, biyolojik, psikolojik, moral, kültürel bütünlüğü kazanmış insan varlığının aynı zamanda bir hukuksal bir kişi olarak toplum yararına dahi olsa doğal sınırlamalar dışında yok edilmemesi olarak tanımlanmıştır. Yaşama hakkı en temel haktır. Diğer bütün hakların kullanımı ve varlığı bu hakka bağlıdır. Bu yönüyle yaşama hakkı mutlak bir haktır. Kişi maddi ve manevi olarak hiçbir zorluk ve fedakarlıkla yetişkin birçok zorluk ve fedakarlıkla yetişkin hale gelmektedir. Kişinin yetişkin hale gelmesinde birçok kişinin emeği vardır. Bu sebeple sürücülerin trafik içerisinde yanlış ve tehlikeli hareketler yaparak kendilerine zarar verme riskini göze almaya hakları yoktur. Trafiktekilerin çevre kirliliğindeki rolleri. Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 2017 Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 21.556.827'dir. Trafikteki bu kadar araç gürültü ve hava kirliliğine sebep olmaktadır. Trafikte araçların kullanımıyla oluşan gürültü genellikle araçların motorlarından ve egzozlarından kaynaklanan gürültülerdir. Trafikte bulunan araçlar yolun yapısına göre de farklı sesler çıkartabilirler. Ayrıca araçlarda çevreyi rahatsız edecek kadar müziğin sesini açmak da gürültü kirliliğinin başka bir boyutudur. Trafikte bu araçların sebep olduğu olumsuz etkileri azaltmak için Araçlar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Araçların egzozlarından çıkan gürültüyü azaltmak amacıyla araçlara egzoz susturucusu, egzozdan çıkan yanmış gazların etiketlerini azaltmak içinse katalitik konvertör takılmaktadır. Ayrıca kaliteli yakıt kullanmak ve araçların periyodik bakımlarını zamanında yaptırmakta çevre kirliliğini azaltacaktır. Ama trafik açısından çevreyi koruman en doğru yolu yakın yerlere yürüyerek veya bisikletle uzak mesafeler ise toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmektir. Sekizinci konumuz trafikte öz denetim. Yani öz kontrol. Öz denetimi sağlayabilmek için eğitim şarttır. Kişi önce bilgi sahibi olmalı ki yaptıklarının hangisinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu ayırt edebilsin. Kişi kendinden neler beklendiğini bilmeli. Trafikte kural, trafik kurallarını bilmesi gerekir ki bu kuralların istediğini yerine getirebilsin. Trafiğin nasıl işlediğinden haberi olmayan bir sürücü yolun sağından gideceğine yolun solunu kullanabilir. Hız kurallarını bilmiyorsa aşırı hız yaparak kazalara sebebiyet verebilir. Trafikte karmaşaya sebep olabilir. Bunları önlemenin tek yolu eğitimdir. Trafiğe çıkmadan önce tüm sürücüler trafik kurallarını öğrenmeleri, nelerin yapılması gerektiğini, nelerin yapmanın yasak olduğunu benimsemelidir. Bunun için bunun içinde araç kullanmaya yeni başladıklarında yanlarında tecrübeli birilerini bulundurmalı, onun uyarlarına dikkate almalıdır. Trafikte öz denetim yani öz kontrol. Yapılan araştırmalarda kazaya karışan sürücülerin büyük çoğunluğunun tepki verme süresiyle sıkıntıları vardır. Kazayı, kaza yapan sürücülerin kaza yapmayan sürücülere göre tepki verme süreleri daha yavaş, muhakeme yetenekleri daha da zayıftır. Bu değerleri ölçebilmek için psikoteknik değerlendirmeler yapılmakta olup kişilerin tepki süreleri, heyecanları, dikkatleri kontrol edilebilmektedir. Ne yazık ki bu psikoteknik değerlendirmeler sadece ticari araç sürücülerini kapsamaktadır. SRC belgelerinden bahsetmiştik. Kazaya karışan sürücülerin bu değerlendirmelerin yanı sıra sürücü geliştirme ve rehabilitasyon eğitimlerine de katılmaları trafik ihlallerinin ve kazaların azalmasına katkı sağlayacaktır. Kendimizin hep haklı olduğu, suçlu her zaman karşı taraftır fikrinden hemen vazgeçmeliyiz. Kırmızı ışıkta geçmeyip bekleyerek yeşil yandığında geçerek çocuklarımıza da örnek teşkil etmeliyiz. Trafikteki davranışlarımız ve alışkanlıklarımızı zamanla geliştirip bizden sonra gelecek çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir trafik kültürü bırakmalıyız. Konu 7. Trafik psikolojisi. Trafikte sürücülerin birbirlerini etkilemeleri, işe gidişlerde işe geç kalma endişesi, İş çıkışlarında günün yorgunluğu üstüne bir de trafik sıkışıklığı eklenince sürücülerin birbirleri ile anlaşması zor olmaktadır. En ufak bir hataya bile tahammül edilememekte hemen birbirleriyle takışma başlamaktadır. Bu durumda sürücülüğü olumsuz yönde etkilemektedir. Seyir halindeyken diğer sürücülere karşı biraz kör, biraz sağır, ve biraz da dilsiz olmakta fayda var. Hatalı sürücüleri uyarmamız gerekiyorsa da nazikçe uyarmalıyız. Trafikteki tüm sürücüler sakin, mutlu, huzurlu olmayabilir. Kavga ve şiddete yakın insanlar vardır. Lütfen öfkelenmeyin, sabırlı olun. Sabrın sonu selamet olduğunda asla unutmayın. Edep, edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül göstermektir. Trafikteki trafikteki diğer etmenlerin sürücü davranışlarına etkileri. Trafikte diğer araçlarla birlikte seyir halinde olmak diğer sürücülere uyum sağlamak anlamını taşımaz. İyi veya yani kötü anlamda uyum sağlamak anlamını taşımaz. Arkamızda arkamızdan hız kurallarını ihlal ederek hızla yaklaşan, devamlı selektör yapan bir aracı gördüğümüzde biz de hızımızı artırarak onun işlediği suça ortak olmamamız gerekir. Hemen hızımızı azaltıp o araca yol vermek bizi hem cezalardan hem kazalardan hem de kavgadan koruyacaktır. Bırakın gitsin. Trafik ortamı tam olarak bir engellenme ortamıdır. Siz engelleyen olmayın. Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi her şey çok olunca ucuzlar. Edep bunların bunun aksinedir. O çoğaldıkça değer artar.